hükümdarın ve yöneticilerin eli Allah'ın elindedir dedi. Kalbi. Kalbi. Eli mi kalbi? Kalbi. Kalbi Allah'ın elindedir. Evet. Şimdi örnek verirsek bir zalim bir hükümdar veya işte zalim olmayan bir hükümdar. Evet. Hepsi Allah'ın elinde. Nasıl anlamamız lazım bunu? Yani? Eyvallah. Şimdi hükümdar ve yöneticilere taan etme dedi. Onların yaptığı icraatlar, hükümler bütün insanları, yani mahiyetindeki bütün insanlara etki eder. Çıkarttığı kanun, yasa, neyse, emri bütün mahiyetindeki o ülkede yaşayan insanlara etki eder. Dolayısıyla onların kalbi Allah-u Teala'nın elindedir. Allah onların kalplerini istediği gibi evirip çevirerek oradaki insanlar üzerine zulmü gönderecekse o hükümdar vasıtasıyla gönderir. Yok bir nimet gönderecekse yine o hükümdar vasıtasıyla gönderir. Ve o yönetici, hükümdar ve yönetici. Burada yani hükümdar insanlar arasında veya yönetici insanlar arasında birçok insanı yönetmeye muktedir olduğu için ve sözü birçok insanı ilgilendirdiği için onun sözü ile birçok insan ya nimete kavuşabilecek olabilir ya da bir belaya, musibete düşebilecek olabilir. Bunu vurgulamak istedi. Biz diyoruz ya iyi, kötü, güzel, çirkin ayrımını şeriat bize böyle bildirdiği için biz bu ayrımı yapıyoruz. Oysa Allah indinde olması gereken olmaktadır. Meseleye bir de bu şimdi bu cihetten bakalım, bu veçheden bakalım. Allah-u Teala hükümdarların kalplerini bu şekilde dilediği yönde değiştirerek bir şekilde oradaki insanlara o hükümdarın zulmetmesini dilediyse şayet bunun da bir hikmeti vardır. Bir hikmete binaendir yani. Mutlaka eğer o zulme sabreden inançlı kesimdeki insanlar zaten mükafatını alır. Hükümdar zulmetmiş olması hasebiyle Allah katında sorumluluğu artar, kat be kat hesaba çekilir. O da ayrı bir şey. Normal bir insanın sorumluluğu ile hesaba çekilmesiyle yönetici ve hükümdarların hesaba çekilmesi aynı şey değil. Yönetici ve hükümdar mahiyetindeki birçok insandan sorumlu olduğu için mahiyetindeki insanların ahvali cihetiyle Allah katında sorumlu şeyleri hesapları daha çetindir tabii. Hesapları daha çetindir. Çünkü verdiği bir hüküm ile belki mazluma da zulmetmiş olabilir. Haksız bir hükümde bulunmuş olabilir. Meseleyi bu cihetten de değerlendirmek lazım. Yani burada Allah dinini bazen hükümdarların, bu hükümdarlar Allah yolunda olmasalar bile hükümdarların eliyle de korur, yapılması gerekenleri de yapar. Her şey hikmete binaendir. Daha sonrasında örnek verdi. Ne dedi? Firavun ve sihirbazlardan örnek verdi. Sihirbazların Allah-u Teala sihir yapanın öldürülmesini emretmiştir şeriatta. Şimdi Firavun aslında şeriatın emrini yerine getirdi. Bak Firavun bir hükümdar. Allah'ın onun kalbini tesir ederek, tesir de bırakarak şeriat hükmünü sihirbazlar üzerine uygulattırdı Allah-u Teala. Zahirde iman ettikleri için öldürttürdü sihirbazları. Bütün sihirbazlar orada Hazreti Musa'ya iman etmişlerdi. Ve siz nasıl iman edersiniz diye öldürülmesini emretti ve sihirbazları öldürttürdü. Zahirde öldürmesi ne için? İman ettiler. Hazreti Musa'ya inandılar. Onun safına geçtiler diye öldürdü. Ama batini manada Allah'ın şeriatının emrini anlattı burada, hatırlattı. Ne dedi? Sihir edenleri, sihir yapanları öldürün. Emrine aslında Allah'ın şeriatındaki bu emre hizmet etti aslında Firavun. Bilmeyerek. Tabii, bilmeyerek. Onun kastı iman ettiler. Nasıl Hazreti Musa'nın yanına geçerler diye cezalandırdı güya. Ama bir cihetten de sihirbazlar şeriatın hükmü gereği sihir yaptıklarından dolayı ölüm, Allah'ın öldürün emrini uygulamış oldu. İşte hükümdarların kalbi böyle Allah'ın elinde oluyor işte. Hani o belki farklı niyet üzere o icrasını yapıyor orada insanlara ama Allah'ın o kul üzerindeki şeriat hükümleri de burada icra olunmuş oluyor. Meseleyi de böyle değerlendirmek lazım.